ABD Başkanı Donald Trump'ın hem kızı hem de danışmanı olan Ivanka Trump'ın resmi Beyaz Saray yazışmalarını özel e-posta hesabı üzerinden yürütmesi ortaya çıktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Ivanka Trump'ın bu yazışmaları Beyaz Saray personeli tarafından güvenlik protokolü konusunda bilgilendirilmeden önce yaptığı söylendi. Biliyorsun 2016 seçim kampanyası sırasında Hillary Clinton'a yönelik en büyük eleştirilerden biri e-postalarını, resmi e-postasını özel yazışmalar içinde kullanmasıydı. Bu durumda aynı şeyi Ivanka Trump da yapmış oluyor. Yine soralım, Ivanka Trump'ın yazışmalarında neler var ve gelen eleştirilerde suç işlediği mi söyleniyor? Şimdi dediğiniz gibi aslında Trump'ın başına geldi. Hillary Clinton'ı çok eleştirmişti 2016 kampanyası sırasında ve hatta ileri giderek de ceza alması gerektiğini belirtmiş. Hatta içeri tıkın demişti Hillary Clinton'la ilgili olarak, Dışişleri Bakanı'ydı. Kendi özel postalarını kullanmasını eleştirmişti. Şimdi aynı şekilde kendi kızı ve aynı zamanda yüksek danışmanlarından birisi olan Ivanka Trump'ın aynı işi yapması karşısında henüz bir açıklama yapmış değil ABD Başkanı. Ama Beyaz Saray yetkilileri bu e-mailların özellikle lojistik bilgilendirme için yollandığını belirtiyorlar ve yine sizin dediğiniz gibi güvenlik bilgilendirilmesinden önce Ivanka Trump'ın bu mailleri yolladığını ve bundan sonra bilgilendirildikten sonra aynı şekilde kendi mail adresini kullanmadığı belirtiliyor. Ama bir taraftan da bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray personeli, özellikle danışman mevkiinde olanlar kendi e-maillerini kullanabiliyor. Ama onun da şartları var. Bunu 2 hafta içinde özellikle yetkililere bilgi vermeleri gerekiyor. Bunun için de özellikle devlet kayıtları ve başkanlık kayıtları, federal kayıtlar ve başkanlık kayıtları idaresine bilgi vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde 2 hafta içinde yine kendilerinden bilgi talep edilebilir. Ve onun üzerine de onun için çok önemli. Aynı zamanda Beyaz Saray çalışanlarının, böyle yüksek mevkide çalışanların devlet sırlarını kendi kişisel mail adreslerinden paylaşması da yasak olarak belirtiliyor. Dediğim gibi bazı lojistik bilgileri yollandığı belirtilse de basında çıkan haberlere göre bunun da suç olabileceği, yine bunun da o konuda, o çerçevede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Özellikle dediğim gibi ABD gizli belgelerinin kişisel e-maillerle yollanması yasak. Bu arada ABD'nin CBS kanalına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de Ivanka Trump'ın e-posta adresinden yollanan bilgilerin hiçbir zaman tehlike arz etmediğini belirtti ve devlet sırlarını da ifşa etmediğini belirtti. Sizin hatırlattığınız gibi yine Hillary Clinton'la ilgili aynı eleştiriyi getirmişti 2016 seçimleri boyunca ve bunu çok kullanmıştı ABD Başkanı Donald Trump. Bakalım kendi danışmanı ve kızı için bir açıklama yapacak mı? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hülya Polat. Evet, Serdar Cebe, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı raporu ve Ivanka Trump'ın resmi Beyaz Saray yazışma adresiyle özel postalarını gönderdiği konusundaki ayrıntıları paylaştı. Tekrar teşekkür ediyoruz Serdar Cebe.